Betülcüm, öncelikle bizi kırmayarak katıldığın için çok teşekkür ederiz. Biz Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde çalışan, okuyan bir grubuz. Üniversite çalışanları ve öğrencileriyiz. Aramızda başka senin okulundan Rahmiye Sarı Palalı'nın da çok sevgili hocaları var. İshak Hocam mesela tanışmıştık Evet, daha evet. önceden. Hoş geldiniz Evet, İshak evet. Hocam. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz bu akşam Meryem'i tanıyacağız. Sizler bizlerden önce gördüğünüz Afyonumuzun gururu Meryem Betül. Biraz bizi kendinden bahseder misin Meryemciğim? Nasıl başladın bu serüven? Senin hayatın, senin öykün merak ediyoruz. Tabii ki de öncelikle herkes umarım sağlıklıdır bu pandemi sürecinde. Yüz yüze gerçekleştirmeyi gerçekten daha çok isterdim ama nasip böyleymiş. Umarım hepimiz özgür kaldığımızda tekrardan bir araya geliriz. O zaman yüz yüze daha güzel olacağını düşünüyorum. Sizlere de bu konuşma için bana yer ayırdığınız için teşekkür ederim. Umarım güzel, kimseyi sıkmadan gayet eğlenceli bir vakit geçiririz. İnşallah. Öncelikle ben Meryem Betül Çavdar. 3 Mayıs 2000 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdum. Şu anda 21 yaşındayım. Ve doğuştan sağ kolumdan engelli bir birey olarak dünyaya geldim. Hatta gösterebilirim herkese. Yani sol kolumda gayet hiçbir şey yok, gayet normal ama sağ kolumda 5 parmağım da var aslında ama doğuştan bu şekilde dünyaya gelmişim. Yani doğduğumda hatta şey anne karnındayken ben saklamışım, onun üstüne doğru yatmışım. Ultrasonda da hani belli olmamış. Hatta buradaki takım arkadaşlarımın, benim gibi olanların hepsi aynı şekilde. Hepimiz saklamışız. Yani doktorlar kimse görmemiş engelli bir birey olarak doğduğumuzu. Doğduktan sonra tabii ki de ailemiz öğrenmiş. Aynı şekilde doktorlar da. Hatta ben doğduktan sonra anneme birkaç gün göstermemişler. Hemen kundaklamışlar. Tabii ki hani onlar için de zor bir şekil hani çocuğunun bu şekilde engel doğduğunu görmek. Ama çok şükür ki Rabbim beni böyle bir aileye nasip etmiş. Her konuda destekçimler sağ olsunlar. Hiçbir işi yaparken bana şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Hiçbir şekilde babam, annem gayet hadi kızım git yap. Beni bu şekilde yetiştirdiler. Yani çocukluk tabii ki de bir miktar zor geçiyor engelli bir birey olarak dünyaya geldiğinizde. O zamanlar hani ilk doğduğunuzda farkına varmıyorsunuz böyle bir insanlardan farklı olduğunuzu. Ama yaş ilerledikçe artık bakışlar birkaç şey rahatsızlık veriyor illaki. Özellikle belli bir böyle yaşa girdiğiniz zaman parkta oyun oynamaya başladığınızda, arkadaş çevresi edindiğinizde. Yani ben dışarı çıkıyordum parkta oyun oynarken. Bakıyorlardı ister istemez. Bütün bir anda parka girdiğinde parktaki çocukların ilgi odağı oluyordunuz ve etrafınızda halka oluşturuyorlardı. Hepsi bakıyorlardı. Ve hani o zamanki çocukların dilinde hala daha öyle. Gördüklerinde kızın kolu yok. Bu şekilde hitap ediyorlar ya da kızın kolu kesilmiş. Yani o zamanlar tabii ki de ağrımıza gidiyordu, üzülüyorduk. Hani ağladığımı biliyorum ben. Hatta bir ara şey oldu. Bir hırkam vardı benim, gri bir hırka. Yaz kış o hırkayı giyiyordum. Yani bir nevi saklıyordum o zamanlar kolumu. Sonra bir gün bir baktım benim hırkam yok olmuş. Evde yok. Kısa kolun üstüne giyiyordum ben yazın onu. Babam hırkayı artık ne yaptı, çöpe mi attı, sakladı mı bilmiyorum. Bayağı o zaman bir kızmışlardı bana saklamaman gerek. Hani kızma da değil bir öğüt tarzında vermişlerdi. İlkokul ve ortaokula başladığım zaman sınıfa girdim. Tabii kimse fark etmiyor o zaman. Mavi uzun gri önlüklerimiz vardı. Onlar da uzundu tabii. Oturdum gayet rahat. Sonra bir baktım sınıftaki herkes bir anda benim kolumu fark etti. Fark ettikten sonra zaten iş işten kopuyor. Yani kimseye de bir şey diyemiyorsun. Böyle oturuyorsun insanların bakışlarını fark ediyorsun. Yanındakini dürtüyor. Kızın koluna bak. O öndekini dürtüyor tarzında. Daha sonra tekrardan bir ilgi odağı haline geliyorsunuz teneffüslerde falan. Yani arkadaş bulma konusunda aslında zorlanmadım ben. Bu konuda gayet şey olan arkadaşlarımız da vardı. Hani geliyorlardı, anlatıyordum. Kimi zaman önüne dalga geçiyorlardı. İşte hani çeken şey yapıyordum ama iyi de anlaşıyorduk. Bazı arkadaşlarım diğerleri dalga geçtiğinde onlara çıkışıyorlardı falan.
Yani bu bir şekilde aşıldı ama ben hiçbir zaman engelim konusunda isyan eden bir taraf olmadım. Çünkü hani baktığım zaman diğerleriyle her şekilde aynı kategorideydim. Yani beden eğitimi dersinde mesela gayet güzel voleybol oynuyordum. Tabii o zamanlar ortaokul, ilkokulda böyle takımlar çıkarıyorlardı. Yani yarışmalar oluyordu. Ben o takımlarda oynuyordum mesela. Gayet de güzeldi oynayışım yani o zamana göre. Bu şekildeydi. O zamanlar tabii daha hiçbir şeyle uğraşmıyorum. Tekvandoya falan başlamadım. Daha sonra lise hayatım Rahmiye Sarıpalalı Teknik Koleji'nde başladım. Orada çok güzel arkadaşlıklar elde edindim. Hani yaşınız biraz daha büyüdünce zaten bu engel konusunu aşıyorsunuz. Sağ olsun zaten hocalarım her konuda destekçimdi. Onlar da aynı şekilde bana hiçbir zaman bu engelli kızımız nasıl yapar, nasıl eder hiçbir ayrıcalık göstermediler. Gayet diğer işte okuldaki arkadaşlarımız nasılsa beni de aynı şekilde onlarla birlikte yetiştirdiler. Pardon, 13 yaşımda liseye geçmeden önce burada karıştırdım. 13 yaşımda bir arkadaşım vardı. Tekvando'ya gidiyordu. Dedi, gel Meryem bana eşlik et, beraber gidelim yoldan yalnız kalma. Dedim tamam, beraber gidelim. Ben annemlere söyledim bunu. Anne dedim böyle böyle İrem diye bir arkadaşım var. Tekvando'ya gidiyormuş. Ben de gideyim onunla birlikte. Annemler tamam dediler. Ertesi gün bunlar Afyon'daki hocamın ismi İsmail bulduk. Onun salonuna gitmişler. İşte hocam nasıldır böyle böyle bir kızımız var. Meryem Betül Çağdar. Tekvando yapmak istiyor. Gelebilir mi? Ondan sonra hatta ilk başta engelimi söylememişler. Ondan sonra hoca da tabii gelebilir yaşı kaç falan. Ne demişler işte sağ kolunda bir engeli var. Ondan sonra İsmail hocam sağ olsun hiç tamam gelsin demiş. Yani artı bir ekstra ilgi istiyorum, bir şey istiyorum babamlar tabii ki. Hayır hocam istediğin gibi davran demişler. Daha sonra ertesi gün ben arkadaşımla buluştum. Gittim antrenman salonuna. Antrenman salonuna girdiğimde kimse benim engelimle ilgili bir şey söylemedi. Herkes kendi halindeydi. Büyük abilerimiz vardı o zaman. Tabii ben en sona geçtim. Bizde kuşak sırası oluyor. En son da beyaz kuşak olarak başladım ben. Ama hani o kadar şeydim ki hiç böyle profesyonel boyutta düşünmüyordum. Gideyim bir iki tekme atayım, ter atayım zevkine, hani arkadaş ortamım genişlesin. Bu şekilde düşünüyordum. İşte okula gittiğimde yok hocam mavi kuşak oldum, yok işte kırmızı kuşak oldum. Böyle böyle şey yapıyordum, devam ediyordum. Daha sonra bizde paralimpikle normaller zaten ayrı olarak dövüşüyor biliyorsunuz. Paralimpik tekvandodan bahsedeyim ilk önce. Paralimpik bildiğiniz üzere engelli bireylerimizin yarıştığı spor dalları olarak geçiyor. Ben aslında normal sağlam diyerek ifade ediyoruz onlara. Onların çalıştıkları gibi çalıştım. Başta para tekvando diye bir şey olduğunu bilmiyordum dediğim gibi. İsmail hocam da aynı şekilde beni gayet üst teknikler, esnekliklerde oradaki diğer arkadaşlarla birlikte çalıştırdı. Daha sonra 2016'da bizde yarışmalara katılma yaşı 16. 2016'da bir Türkiye şampiyonası düzenleniyor paralimpik tekvandoda. Bizim sağlamlarda kafaya vuruş var ama biz paralimpiklerde kafaya vuruş yok. Sadece gövde tarafından puan alabiliyoruz. Eğer kafaya vurduğumuz zaman rakip yatarsa maç onun oluyor ya da işte kamçam dediğimiz ceza puanı var. Karşı tarafa bir puan daha ekleniyor. Tabii ben normallerin çalıştığı gibi çalıştığım için paralimpik tekvando olunca ben kafaya vuruşu bıraktım. Gayet paralimpikler nasıl çalışıyorsa alt vuruşlara. O şekilde İsmail hocamla çalışmaya başladık. Nevşehir'deydi Türkiye şampiyonası. O zaman 53 kiloydum ben. Bizde 49, 58, eksi 58 ve artı 58 olmak üzere 3 tane siklet var. Normallerde olduğu gibi yaşa da bölünmüyoruz biz. Mesela benim yaşım şu an 21 yaşında ama rakiplerin arasında 25, 30 o yaşlarda olanlar da var. Çünkü hani paralimpik sporun tekvandoyu yapan az olduğu için hani sikle şeye de bölmüyorlar. Yaş gruplarına da bölmüyorlar. Normalde bölünebilen bir şey ama
katılım hani, az olduğu için. Aynen. Yaş şey kilo hı. kriteriyle hareket ediyorsunuz. Aynen yani öyle. Yarışıyorsunuz. Nevşehir'de Türkiye şampiyonası vardı. Oraya gittik. Tabii benim ilk maçım olduğu için ilk çıktığım maçta yenildim. ama şeydi mesela ilk deneyimimdi. Hiç beklemiyordum yani nasıl puan alacağımı, şey yapacağımı. Ama orada tabii ki hani zaten rakip de az olduğu için ben orada bir hocaların, milli takım antrenörlerinin gözüne bir yer edinmiştim. Neyse üçüncü oldum o zaman da. Dediğim gibi hani bizde az şey olduğu için, yarışmacı olduğu için öyle çok fazla da maç yapmıyoruz. Türkiye üçüncüsü olmuşum ama tabii o zamanlar benim için üçüncü olmuştum. Yani gayet güzel bir şeydi. Hani spora daha çok katılımımı sağladı. Ben döndüm tekrardan işte dediğim gibi lise hayatım. Rahmiye Sarı Polat Teknik Koleji'nde başladım. O zamanlar tabii ki gene antrenmanlara devam ediyordum. Ve hedefim şey değildi yani. Ben mesela şu an Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde antrenörlük bölümü okuyorum. Ama o zamanlar daha güzel bölümler istiyormuşum. Şu anki bölümüm de güzeldi ama mesela avukatlıktır, o tarz şeyler istiyordum. Derslere daha çok ağırlık veriyordum. Sağ olsun okulumuz... Yani kariyer planında böyle bir spor Hayır, hiç yoktu. Basamakları yokken. Hiç yoktu. Gayet zevkine yaptığım bir şeydi aslında spor. İşte daha sonra tekrardan bir Türkiye şampiyonası düzenlendi. O zaman da Ankara'daydı, evet. Ankara'daydı. Ben orada Türkiye ikincisi oldum. Ve federasyon başkanımız dedi ki buradaki bütün sporcuları bir gelişim kampı düzenleyeceğim. Yani gelmek isteyenler çoğunlukta. Katılmak isteyenler katılsın. Bir haftalık bir kamptı. Ondan sonra biz de hemen tamam dedik. Babamlar zaten hemen izin verdiler. Eşyalarımı orada Ankara'dan tamamladım. Hani ihtiyacım olacak şeyleri. Küçük bir valiz. Bizi kampa aldılar, bir haftalık bir kampa. Dediğim gibi ben ilk maçtan hani hocaların da gözlerine girmiştim. Çünkü hani boy ve fizik olarak gayet hani uygundum bu spor yapmaya. Paralimpikte çünkü hani böyle sporcu bulmak gerçekten zor. Ya yaşları çok büyük oluyor. Ondan sonra ya boyları müsaade etmiyor. Benim hem yaşım 17 yaşındaydım. Hem boyum uzundu. Hani fiziğim de gayet yerindeydi. Ve hani küçüklükten yani 13 yaşımdan beri yaptığım için böyle belli bir kas esnekliğim de vardı bu spora. Hocalar zaten direkt oraya gidince beni gözlerinin önüne aldılar. Çalışırken falan sürekli yardımcı oluyorlardı. Ve o zaman Londra'da dünya şampiyonası düzenlenecekti. Oradan işte gelişim kampında gözlerine kestirdikleri sporcuları maça götüreceklerdi. Ben tabii hala daha şey, Londra'ya gideceğimizi tam bilmiyorum. Normal spor. Bir anda kendimi zaten Londra'da buldum ben. Sağ olsun zaten okulumda ben derslerden çok geri kaldım. Çünkü hani antrenman vakitleri olduğunda ben gidiyordum. Hocam antrenmanım var. Gidebilir miyim? Hemen izin yazısı yazıyorlar. Sağ olsun beni antrenmana... Okulunda da bir destek gördün yani. Aynen. Onda gerçekten çok önemli çok... değil mi? Çünkü hani çok yoğun çalışıyorsunuz. Evet, servislerimiz de sıkıntılı oluyor. Hani ayakta giden oluyor, öğrencilerden şey oluyor, hani servisçiler anlıyor. Hemen bana şey yazıyorlardı, izin kağıdı yazıyorlardı sağ olsun. Hani bir ders olsun, bir ders bile benim çünkü antrenmanım için çok önemliydi. Sağ olsun izin veriyorlardı. Bu konuda hiçbir sıkıntı çekmedim. Sınavlar da aynı şekilde. Hani sınavların olduğu zaman benim maçım oluyordu, kampta oluyordum. Dönünce hani hiç sıkıntı yapmıyorlardı. Tek başıma sınava giriyordum. Bu konuda gerçekten onlara da çok teşekkür ederim İshak Hocam. Çok önemli, evet. Gerçekten spor ve akademi bir arada bir zor. Zor. Bu destek de çok önemli. Aynen öyle. Bu kadar çabanın süreçleriyle ilgili videomuz vardı. Biraz onu izleyelim mi? Tabii ki. Meryem'cim. Tabii ki. Çağrı'cım videomuzu oynatabilir miyiz? Görebiliyoruz, başlatabiliyorsun. Evet, başlatabilirsin, görebiliyoruz. Tamam.
Betülcüm, burada hangi müsabakadasın? Son 2019'da Avrupa şampiyonası. En son katıldığımız maçtı zaten pandemiden önce. Özlediğimiz günler. Evet. Bu son final maçımdı. Şu an sen puan olarak geriden başlamışsın sanırım. Aynen, İlk evet. etapta. Ya bırakmamak çok önemli herhalde, değil mi? Birkaç dakika onları seninle konuşacağız. Bir maç kaç dakikada tamamlanıyor? 1,5 dakika. Vay, 1,5 dakikada ne var ne yoksa ortaya Biz koymak 3 gerekiyor. round dövüşüyoruz 1,5 dakikadan. 30'ar saniyede dinlenme aramız oluyor. Bu da rakibin hangi ülke göremiyorum? Peru. Peru'dan. Geliyor herhalde vuruş burada. İlk round ben geride bitiriyorum. Nasıl puan alıyorsunuz? Bu böyle bedeninize sardığınız bir şey var. O nedir? Koruma Onlar kılıfı mı? health guard diye geçiyor bizde. İçlerinde çipler var, belirli noktalar var ve ayağımıza da giydiğimiz çorap dediğimiz üstünde çipler olan bir çorap giyiyoruz. Vurduğumuz zaman zaten eğer denk gelirse bizde bar diye bir sistem var. Bizim barımız 15. Yani 15 bar vurmak zorundasınız. 15 bar, mesela 13 bar vurduysam puan çıkmıyor. Ama 16, 20 bar vurduğum zaman burada direkt sisteme yansıyor ve attığımız tekniklere göre de verilen puanın değeri artıyor. Yani bu şiddeti de çok önemli. Ne kadar vurduğun, nereye vurduğun belli. Herhalde bedene vuruyorsunuz. Aynen öyle. Alta vurursak ya da kafaya vurursak, dediğimiz gibi bizde kamçam dediğimiz bir ceza puan var. Bir puan karşı tarafa ekstradan Pardon, yanlış video geldi. Aynı video mu? ekleniyor. Demek ki aynı video bu. Çağrıcığım, bir yerine geçersen. Burada da senin çalışmanı görüyoruz. Denge herhalde burada çok önemli. Aynen. Biz de dediğim gibi bir kol eksik olduğu için dengeyi sağlarken daha zorlanıyoruz. Böyle teknik direktörümüz çeşit çeşit şeyler bulup ağırlıklarla, işte dış taraftan şeyleri bozarak dengemizi sağlamaya çalışıyoruz. Evet, burada bir de müzik var. Aslında duyulmuyor ama guk guk. Hep müzik eşliğinde de biraz motivasyon amaçlı herhalde, değil mi? Aynen, müzik gerçekten çok fazla motivasyonumuzu artırıyor. Çünkü herkes nefes nefese kaldığı için onu yaparken bir sessizlik oluşuyor, ama müzik gerçekten insanı o an daha da şey yapmaya zorluyor. Motive ediyor. Demek ki. Motive ediyor. Evet. Burada da dirence karşı koşuyorsun. Aynen, hız, çeviklik, direnç. Refleks de çok önemli, değil mi Meryem? Herhalde sizde ani kaçmalar. Aynen, ani kaçmalar, o blok dediğimiz olaylar. Çünkü son saniyede yani puan verebiliyorsun. Bizde altın vuruş var. 3 round boyunca berabere gidince tekrardan bir round düzenleniyor. O roundda ilk puanı kim verirse o galip geliyor. Yani Altın gol. bloklar, refleksler, biraz da gerçekten akıl işi dedikleri olay, rakibin o hamlesini görmek, anında ona karşılık vermek çok önemli. Burada evet, bu da herhalde sonları artık 24-30 öne geçmişsin. Aynen, bu son roundumuz. Bacağı falan vursanız ceza puanı var o zaman, doğru mu? Yani kasten vurduğumuz zaman oluyor, ama hani mesela ben onun attığı tekniği bozarsam gibisinden onlarda bir ceza puanı gelmiyor. Evet. Ağrı duyuyor musunuz? Hani da şey bu darbeler bir ağrı hissettiriyor mu Meryemciğim? Maç gecesi bir şey hissetmiyorsunuz maçtan sonra. Ama ertesi gün uyandığınız zaman çeşitli yerlerinizde morluklar, ne bileyim yataktan kalkamama, kas ağrıları aşırı derecede oluyor. Ama maç günü hiçbir şey hissetmiyoruz. Burada süper bayrağımızla herhalde burada kazandım ve Aynen öyle. sevinç.
En sevdiğimiz zaten maçı kazandıktan sonra bayrağımızı dalgalandırmak. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten gurur verici sahneler. Ve bu genç yaşında bunları yaşamış olmaksa çok özel ve güzel. Yani bu da bir yetenek aynı zamanda. Aynen öyle. Bu da çalışmalarınızdan. Ya bu biraz daha izlediğimde çok ciddi bir sertlik içeriyor aslında. Bunu gördüğümde inanamadım. Hani ciddi bir şekilde vuruyorsunuz hani bu çalışmalar sırasında. Aynen öyle. Bunlar mesela raket ellik olarak geçiyor. Daha hafif. Yerde mesela gördüğünüz yastık eldivenler var. Onları bayağı hocalar dirseklerine dayayarak tutuyorlar. Yani vuruş şiddeti gerçekten çok önemli. Ya zaten hani burada 50'ye vurduğunuz gibi maç anında rakibe vuramıyorsunuz. Hani bar 15 diyorum ama maçta hani o güç gerçekten bazen çıkmıyor attığınız tekniklerde. Yani çalışırken gayet güçlüsünüz ama maç esnasında o güç biraz daha azalıyor. Bu çok ciddi bir mental hazırlık da gerekiyor. Var mı mental antrenörünüz? Evet. Ya mesela çoğu zaman şey yapıyoruz, meditasyon yapıyoruz, nefes egzersizleri. İşte sağ olsun zaten hocalarımız da ve bir tane fizyoterapistimiz var. O gerçekten bu konuda birazcık da olsa bilgisi var. Hani her konuda gidip konuşabiliyoruz. Hocaların desteği çok önemli. Ben gidip rahatça anlatabiliyorum. Ve çoğu zaman mesela antrenman salonuna oturup ben kendimi dinlemeyi daha çok seviyorum. Hani az da olsa bize bu konuda bilgilendirme veriyorlar. Hı hı. Kendi kendimizi dinlemek, ne bileyim, yaptığımız maçları sık sık izlemek, orada ne hatamız var ya da buradaki çalıştığımız arkadaşlarımızınkini izlemek. Bunlar bizler için önemli. Ya mesela ben şey de yapıyorum, bugün ne yaşadıysam antrenman salonunda yazmayı çok seviyorum, içimdekileri anlatmayı. Yani bir nevi beni rahatlatıyor. Çok değerli. Yani bu spor hem ayrı bir disiplin hem gerçekten öz farkındalık istiyor ki siz profesyonel sporcular için de bu ciddi bir süreç ve aynen. Yani bunun da profesyonel olarak hayatınızın her alanına geçmesi gerekiyor. Ben şeyleri çok merak ediyorum. Diğer ülke sporcularıyla da tanışıyorsun. Diğer ülke sporcularıyla eşit şartlarda hazırlandığına inanıyor musun? Yani ya ne düşünüyorsun? O Peru'lu senden daha çok imkana sahip miydi mesela? Biz Türkiye olarak diğer gerçekten spor ülkelerine baktığımızda, hani paralimpik açısından konuşayım, biz çok iyiyiz. Yani pandemi sürecinde dahi olsa her konuda bütün desteği aldık. Biz mesela yaklaşık 2 senedir zaten olimpiyata hazırlanıyoruz. Geçen sene pandemi çıkmadan önce biz tekrardan Antalya'da bir kampa girmiştik. Her ay kamptayız. Artık pandemi patlayınca, ülkemize çıkınca biz ertesi gün hani yasaklar gelmeden evlere dağıttılar. Geçen sene Haziran Temmuz'a kadar falan evdeydik. Ama tabii hepimiz çalışıyoruz. Antrenmanlarımıza devam ettik. Yani grubumuz vardı zaten. Çalışmalarımızı her gün o gruba atıyorduk video olarak. Ben senin YouTube'da da gördüm. Sen hatta evinin bir kısmını antrenman salonuna çevirmişsin. Evet, evimizin önünde garaj vardı. Orayı antrenman salonuna çevirdim. Babam tutuyordu 50'yi. İşte dediğim gibi bakanlıktan il müdürlüklerine yazı dağıtıldı. O yere serdiğimiz tatamiler falan, tuttuğumuz ellikler özel olarak geldi bizlere. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Daha sonra zaten açılınca, seyahat kısıtlamaları kalkınca bizleri direkt tekrardan kampa aldılar. Ve biz çok yoğun bir çalışmayla başladık. Hala daha aynı şekilde öyle devam ediyoruz. Bir ay boyunca hep kamptayız. Yani ve ailemizi görme iznimiz 5 gün falan. Yani burası benim artık ailem gibi oldu. Ailemden daha çok görüyorum. Çünkü Ramazan boyunca ben Ramazan'ı sadece 5 gün ailemle geçirdim. Bayramda da aynı şekilde kamptaydım. Bilmeyenler için söyleyelim. Meryem bizi Tokyo 2021 olimpiyatlarında, paralimpik olimpiyatlarda temsil için hazırlanıyor. Her açıdan kendisine şimdiden başarılar diliyoruz. Ben şey de merak ediyorum. Arkadaşlar, bu arada katılımcılarımız soru sorabilirler. Chat'e yazarak ya da sesli kısımlara koyarak Meryem ve süreçle ilgili merak ettiklerini sorabilirler. Meryemciğim, doping ile ilgili ciddi şeylerden geçiyor musunuz? Aynen, geçiyoruz.
testlerinden. Çünkü hani belki ağrı kesici kullananlar olabiliyordur, ilaçları olanlar vardır. Bunlarla ilgili ayrı bir statü ya da bir farklı bir prosedür var mı? Var. Yani dopingde zaten şey değil, maça girdiğimiz zaman işte seni dopinge alacağız gibi bir bildirim gelmiyor bize. Ben maçımı yapıyorum, dopingçiler anında yanıma geliyor maç bitiminde. Beni tekrardan doping odasına alıyorlar. Ve orada idrardan bakıyorlar. Benimle birlikte hani mesela çünkü bu saklayıcılar var, haplar falan. Bu kutunun içine atabiliyorlar. Yani ben dopingçiyle birlikte tuvalete giriyorum ve hani onlar gözetleyerek yapıyorlar maalesef. Evet. Sıkıntılı. Tabii ki böyle yasaklı ilaçlarımız var ama ben mesela bir hastalığım varsa, kullanmam gereken bir ilaçsa ve içinde doping varsa bunu WADA dediğimiz doping şeyine bir yazı yazarak, federasyonda doktorumuz var, onunla birlikte o bilgilendirmeyi yapıyoruz ve hani kullanmaya devam ediyoruz yasaklı ilaçlarda. Ama dediğim gibi çoğunlukla zaten federasyon doktorumuz bize her ay vitaminlerimizi, kullanmamız gereken ilaçlarımızı takviye ettiği için adam böyle bir kendimiz haptır, ilaçtır kullanmıyoruz. Bir de Bakanlığın Sporcu Sağlığı diye bir uygulaması var. Hmm. Oradan ilacın ismini yazdığımızda görebiliyoruz. Bir de şu an biz takım olarak olimpik takımda doping, antidoping bizi kendi sınırlamasına aldı. Bir uygulaması var. Ben her ay ya da her gittiğim yerde bir bildirim yapmak zorundayım nerede olduğumu. Eğer bildirim yapmazsam, mesela ben şu an Çorum'dayım ama benim bildirimim Afyon'da kayıtlıysa dopingçiler oraya gidiyor ve bize haber vermiyorlar. Eğer beni orada bulamazlarsa bu gerçekten doping kullanılmışçasına spordan bir yıl ya da 4 yıl beni men ediyor. Yani spordan yani müsabakalardan bağımsız saatlerde ve habersiz saatlerde kan, işte idrar örneği almaya geliyorlar. Aynen öyle. Sabahın 6'sında kapımı çalıyorlar. Vay. Dopingden geldik. Ve hatta şu anda birkaç arkadaşımız böyle paylaşmışlar. Sanırım tekrardan dolaşmaya başladılar. Bugün de yarın da biz de bekliyoruz. Bakalım gelirler. Ama tabii spor için hakikaten çok önemli bir kriter. Yani doping, kesinlikle. Etik, çok ciddi bir etik bir sıkıntı hakikaten. Aynen. Yani paralimpik sporcunun da bu şekliyle olduğunu bize bilgisini vermiş oldun. Çok teşekkür ederim. Soru var bir tane. Soruyu sorayım. Tekvando'da kariyer hedefiniz var mı? Biraz o konuda bilgi verir misiniz? Tekvando'da kariyer hedefim çok uzun. Şu anda zaten daha 21 yaşındayım ve 21 yaşında olimpiyatları göreceğim. Ve dediğim gibi bizim tekvando'da yaş genç kategorisi az olduğu için şu an benle birlikte bir arkadaşım daha var, erkek. O da benden bir yaş küçük, 20 yaşında. Şu an ikimiz çok göz önünde tutuluyoruz. Yani bizim hedefimiz en az 30-32 yaşına kadar yapmak ve 2-3 olimpiyat daha görmek. Aa, süper. Yani bir olimpiyatla yetinmeyi düşünmüyoruz açıkçası. Ben şu an 49 kiloda dövüşüyorum. Bunun sikletleri dediğim gibi her geçen şey artacak ve elimden geldiğince, mesela şu an 49 kilodayım. Eylül'de bizim sikletlerimiz değişiyor. Araya bir 52 kilo ekleniyor. Yani tekrardan 52 kiloda 2024 olimpiyatları Paris'te tekrardan bir mücadeleyle neden ona katılmayayım? Yani kilo aldın, yarım kilo ne yapıyorsun? Hani ben bir ara Naim Süleymanoğlu'nda saçını kestiklerini duymuştum. Öyle gramaj hesabı yaptıklarını duymuştum. Sizde de öyle oluyor mu? Ya açıkça bu spor yaparken en zorlandığın olay ne diye sorarsanız ben kilo düşmek derdim. Kilo mu? Evet, kilo beni aşırı derecede zorluyor. Hani yemeği gerçekten çok seviyorum. Bir de boyum da hani 1.70 olduğu için 49 kiloyu artık kaldırmak biraz zor oluyor. Çünkü antrenmanlar zaten çok yoğun geçiyor ve ben kilo verdiğim için hani besini de azalıyorum ve bu bir süre sonra antrenmanıma yansıyor. Hani enerjiden düşüyorum, evet. Güçten düşüyorum. Yani mesela bir maça gidiyorduk Bulgaristan'a. Yani ayıptır söylemesi Edirne'den geçiyorduk otobüse geçtiğimiz için. Takımca dedik ki ciğer yiyelim. Edirne'nin ciğeri meşhur. Sonra girdik, biz ciğeri yedik hepimiz. Tabii ben ekmek de yedim. Oraya gittik. Biz tabii maça gittiğimiz gün, maçtan bir gün önce tartımız oluyor.
Maça gittik, tartıya girmeden önce akşamını hepimiz antrenman yaptık işte. Arka tarafta orman vardı, orada koşu yaptık. Geldik, eldiven hani bir iki teknik vurduk. Ve akşamına hiçbir şey yemedim, su dahi içmedim. Ertesi gün tartıya bir gittim, benim 900 gram fazlam var. Vay. Giyindim kat kat işte, poşet giydim, ondan sonra atlettir. Normal uzun kollu body'dir, üstüne yağmurluktur. Bir hocam daha yelek verdi, yeleği de giydim. Güneşin altında sen bir saat boyunca koş, git iki tekniğe vur. Sonra biz kendimiz doğal sauna dediğimiz kapanıyoruz. Üstümüze tekrardan yağmurluk, bocuk artık ne varsa onu örtüyorlar ve biri üstümüze yatıyor. Kendi kendimize sauna yapıyoruz. Yani bunlar gerçekten çok ciddi sıkıntılar, kilo düşmek. Yani beni şu an tek zorlayan kilo diyebilirim. Çünkü kilo düştüğüm zaman akşamları da kesmek zorunda kalıyorum. Evet, hemen enerji ihtiyacın var. Çünkü şurada bir videomuzda yine bir antrenmanındasın. Ve bu da çok sert bir antrenman. Ben buradaki müziğe de bayıldım ayrıyeten. Şu an dinliyorlar ama yak bütün fotoğrafları var orada. Evet, antrenman müziklerimiz bayağı coşkulu. Çok i̇şte bu güzel. Yastık eldiven dediğimiz biraz daha sert vuruyoruz bunlarda. Ya aynı şekilde biz vururken değil, karşıdaki hocanın da bu dayanıklılığa şey yapması işte, gayet zor. Ya, bunu tutabileceğimi gerçekten düşünmüyorum. Şu şeyde ciddi bir darbe var. Sarsılıyor da zaten. Hocanızda da bir sarsılma var. Aynen, onlar da zaten böyle yoğun bir antrenman günü geçtiğinde akşamları kolları kalkmıyor oluyor falan. Biz de dalga geçiyorlar, bize hiç bakmıyorsunuz diye. Ama gayet eğlenceli. Çok güzel. Burada evet, bir videonuz daha var. Orada arkadaşlarınızla bir eğlence görünümünde. Onu evet, da çağıracağım. Evet, videomuz oluyor onlar. Çok hem motivasyon amaçlı hem de eğlenceli iyiydi videonuz. Bu arada chatten yazanlar var. Meryem, sevenin çok. Okuldan öğretmenlerin, okul arkadaşların hepsi çok selam söylüyorlar. Ben birçok kanalla da bana ulaşıyorlar. Seni gördüklerine çok sevindim bu arada gerçekten. Kadınlar ve erkekler ayrı kategorilerdesiniz ama beraber çalışmıyorsunuz herhalde, değil mi? Yok, beraber çalışıyoruz. Erkeklerle de burada maç yapıyoruz. Ve hani gerçekten erkeklerle maç yapmak aslında bizleri daha çok geliştiriyor. Onlar bizlerden biraz daha hızlılar, sertler. Hani ben eğer onlara ayak uyduruyorsam zaten kendi rakiplerim bana biraz daha hafif geliyor. Yani daha, onda daha verimli oluyor bizim için. Direncini yükseltiyor o süreçler. Aynen öyle. Ya sen Meryem'ciğim, hem ailen açısından hem okul açısından çok şanslı olmuş, şanslı bir süreç geçirmişsin. Ama senin kendi özelliklerin de hayata tutunmaya ve yaşamda herhangi bir engelin altında kalmamaya da programlanmış. Güçlü bir karakter ve irade sahibi olarak görüyorum seni. Ve gerçekten şöyle düşünüyorum ben, hani engelli olmak hiçbir şey için engel değil. Zaten sorun dış dünyanın tamamen artık az önce söylediğiniz gibi, hani normal demek ne kadar doğru aslında değil ama dış dünya tamamen engelli bir yaşama adapte olacak düzeyde değil. Senin evet, böyle zorluklar insanlar dışında hani sana adapte olmaları, sana söyledikleri, sana bakışları, belki onun dışında çok zorlandığın şeyler oluyor mu? Yani ya aslında ben halime gerçekten şükrediyorum. Hani elden ayaktan kesilmediğim sürece şu an her şeyi gayet güzel bir şekilde yapabiliyorum. Ya bir de bu spora girdiğimden beri diğer arkadaşlarımı gördükten sonra ben kendime dedim, yapamadığım bir şey yok gerçekten. Her şekilde her şeyi yapıyorum ama tek zorlandığım bu üniversitedeki masalarda bu kol yaslama yerinin sağ tarafta olması. Beni düşündüğümde tek sıkıntıya sokan o. Evet. Ne kadar ince bir ayrıntı. Hani hepimiz yani gerçekten çok değerli bu geri dönüşler.
Bir de spor, yani spor gerçekten iyileştiriyor, yani değil mi? Özgüveni artırıyor, iletişimi artırıyor. Bir de bildiğim kadarıyla özel sporcular, hani zihinsel özürlüler, zihinsel engelliler mi demek lazım? Dilimizi de değiştirmemiz gerekiyor. Onlar da spor yapabiliyorlar, değil mi? Onların da kulüpleri var. Aynen öyle. Mesela Koordine olunabiliyor mu? Hani öyle bir olimpiyatlarda temsil gücü var mı? Biliyor musun? Hani yok, olimpiyatlarda zaten biz para tekvando da daha bu 2020 olimpiyatlarında daha ilk defa katıldı. İlk defa yarışacağız. Ama onun harici bizde pumse dedikleri böyle tekvando da hayalet gösteri dövüş tarzı bir branşımız var. Pumse dediğimiz. Zihinsel engelliler de ya da ne bileyim tekerlekli sandalyedekiler de böyle bir yer açıldı. Onlar da Türkiye şampiyonalarında tekrardan bir madalya alabiliyorlar. Aa, çok güzel. Şekilde. Aynen. Mesela bize dediğim gibi engel branş şeyine de göre ayrılıyor. Mesela benim dirsek altı engelim hani devam ettiği için ben de K44 diye adlandırılıyorum ben. Ama bizde dediğim gibi bölünüyor. K42'ler var mesela. Onların tek omuzdan direkt yok. Ve onlar genelde kazayla sonradan olma oldukları için. Olimpiyatta da zaten şu anda sadece K42, ay K44 ile K43'ler dövüşecek. Diğer bütün 4 ayrı kategori yarışmayacak. Sadece 2 kategori yarışabiliyor. Evet, teşekkürler bu bilgiler için gerçekten. Ya bambaşka bir dünya. Zaten spor Aynen. bir alem. Bir de kulvar farklı. Tekvando bizim tabii çok uzak olduğumuz bir konu. Ama hani böyle korkuyorlar mı senden? Hani vay bizi döver bu kız diyorlar mı? Ya tabii ki hani dalgasına gibi söylenilen şeyler var da diğer konularda ne düşünülüyor açıkçası bilmiyorum. Ben sana Bizde ne düşündüğümü söyleyeyim. karşımızda. Betül, beni rahatsız eden biri olursa seni arayacağım. Evet, öyle diyenler vardı tabii ki. Çok güzel. Başarılarını kutluyorlar Teşekkür ederim. katılımcılar. Çok disiplin isteyen bir spor diyen katılımcılarımız var. Burada bir tane yine arkadaşlarınızla aktivitemiz var. Burada şişe kime denk gelirse o mu atıyor tekmeleri? Biz kendimizi uyardık. Mavi kime gelirse biz onu dövüyoruz. Ya gerçekten bu biraz daha hızlı oynasa o sertliği seslerinden hissedebiliyorsunuz. Yani gerçekten ciddi darbeler hakikaten. Yani bir de şu son zamanlarda şey artık sürekli kampta olduğumuz için her gün çift antrenman yapıyoruz. Kendimize ayrı motivasyonlar bulmak zorundayız. Isınırken şey yapıyoruz. Gene dediğim gibi sef kartları giyiyoruz. Simit oyunu var ya bildiğiniz. Duvara geçiyor eve. Simit diye başlıyor. Dokunduğumuz zaman tekrardan onu dövmeye başlıyoruz. Böyle böyle kendimize değişik olanaklar sağlayınca güzel oldu açıkçası. Çok güzel. Bir tane sorumuz var. Müsabaka öncesi nasıl bir psikolojik hazırlık geçiriyorsun? Yani Ya ben müsabaka öncesinde içime çok dönüyorum. Yani mesela maça çıkmadan önce çoğu kişi maçları izlemeyi sever oturup. Ama ben antrenmanda ısınma salonuna giderim. Hemen ısınırım. Mesela maçım 13. maçtır. Ben gider gitmez ısınırım. Çünkü ısınıp hani teknik atmak içimdeki heyecanı, o stresi, ter atmak biraz daha olsun rahatlatıyor. Kulaklığımı takarım ve hani açıkça kimseyle konuşmak istemem. Biri konuşursa da hani öyle çok içten cevap veremem yani. Böyle içime dönerim, kendimi dinlerim sürekli. Ama psikolojik olarak gerçekten ne kadar hazırlıklı hissedersen hisset, o panik, o heyecan, yenilme korkusu insanın gerçekten içinde oluyor. evet, bu mücadele de herhalde sporun çok bir parçası değil mi? Yani kendinle de bir mücadeledesin. Yani ciddi Kesinlikle. anlamda bir psikolojik dayanıklılık isteyen bir süreç. Aynen öyle. Yani Bir gün bu antrenman önemli. kötü geçse yani gerçekten ağlamaya kadar gidiyor bu olay, gözlerim doluyor. Ama o Evet. antrenmanı sonuç olarak bırakıp çıkamıyorum. Mutlaka devam etmek zorundayım. O gün o gün de kalıyor. Ertesi gün zaten farklı bir tekniğe geçiyoruz. Tekrardan devam ediyorum. Yani mücadele
her şekilde var. Evet, çok güzel. Mücadele her şekilde var. Bu çok aynen önemli bir söz. Sizin için de yine özel bir öğrenci ve sporcumuzun Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip başarılı olacaktır diyor ve inancı katılımcılarımızın da bizim de tam. Umarım her şey gönlünce olur ve ülkemizin marşını ve bayrağını duyarız. Kalbimiz, gönlümüz seninle. Bizi kırmayıp bu yoğun tempondan zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Meryem Betül'cüğüm, seni tanımak çok güzeldi gerçekten. Bu azim, bu kararlılık, bu yolculukta hep yoldaşın olsun. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten tam bir mücadele örneği. Tebrik ediyor katılımcılarımız da. Senin tanımamıza çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bir tempon var. Çok yormak istemiyoruz bu açıdan. Başarılar diliyoruz sana. Teşekkür ederim herkese. Tüm katılımcılara da çok teşekkür ediyoruz. Soru ve katkı varsa alabiliriz. Evet. Onun dışında çok sen de kendini çok güzel ifade ettin. Herkes tebrikler ediyor. O zaman katıldıkları için herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Ve sana da tüm kalbi duygularımızla bol başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar. İyi akşamlar.